Eskişehir Net Ekranlarından herkese merhabalar. Seçimlere az bir süre kaldı. Biz de ilçelerde seçimin nabzını tutuyoruz. Bugün Seyit Gazi'deyiz. Seyit Gazi Belediye Başkanı yanımızda Uğur Tepe. Mekanımızda Seyit Battal Gazi Külliyesi. Başkanım merhabalar, nasıl gidiyor? Merhaba Ayşe Hanım, hoş geldiniz Eskişehir Net olarak. Hoş bulduk. İlçemize hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz biz de. Sağ olun, sizler nasılsınız? Sizler çalışıyoruz de. Yoğun bir şekilde. Evet. İyi olmaya çalışacağız inşallah. Sağ olun. Başkanım, Seyit Gazi'de seçim nasıl gidiyor? Yani insanların gündemi Seyit Gazi'de seçim mi yoksa geçim mi? Şimdi Sayın Ayşe Hanım, tabii şu anda yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Tabii ki kış ayından çıkıyoruz. Köylerde geziyoruz, ilçe merkezinde çalışmalar yapıyoruz. İnsanların derdi bir yandan seçim, bir yandan geçim. Tabii geçim derdinde olan çok ailemiz var. Mahallelerimizde gezdiğimizde görüyoruz. Ama tabii bir toplulukta oturulduğunda, sohbet esnasında da bu bölgede seçim çok konuşulur. Hatta 5 yıl konuşulur burada. Sadece son 1 ay, 2 ay değil. Ama tabii gündemimiz seçim olduğu için daha çok ön planda seçim konuşmaları var. Tabii rakip adaylar da çalışıyorlar. Herkes partiler olarak bölgemizde çalışıyoruz. Tabii ki Eskişehir'de olduğu gibi ilçelerde de seçim çalışmaları son hızla devam ediyor. 11 tane aday var. Birisi bağımsız, evet. 10 tanesi siyasi partiden evet. aday oldu başkanım. Daha önceki seçimlerde bu aday bolluğu var mıydı yoksa bu seçimler farklı mı gidiyor? Önceki seçimlerde çok fazla aday yoktu. Daha çok ittifaklar ön plandaydı. Bu dönemde tabii geçen dönemki gibi İYİ Parti'nin ittifakta olmaması bizim açımızdan belki bir handikap gibi olabilir ama tabii biz yine halkın ittifakını yapmaya çalışıyoruz. Geçen dönemde bu şekilde çalışmıştık. Yine aynı çalışma durumuyla, planıyla devam ediyoruz. Biz tabii yola çıktık. Bütün hemşerilerimizin oylarına talibiz. Hangi görüşten olduğu, hangi partiden olduğu şu an için önemli değil. Çünkü yerel seçimde daha çok insanlar yerel dinamiklere bakıyorlar. Hemşerilerimiz daha çok belki tanınırlık düzeyine, belki 5 yılda bizim yaptıklarımıza ya da daha önceden yaptıklarımıza bakarak değerlendirecekler diye düşünüyoruz. Başkanım, 2019'da belediyeyi AK Parti'den aldınız. CHP'li evet. belediye başkanı evet. adayı olarak evet. kazandınız. Nasıl bir Seyit Gazi teslim aldınız ve Seyit Gazi şu anda ne durumda, nereye getirdiniz? Ayşe Hanım, şimdi 2019 seçimleri tabii bizim için önemli bir nokta. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Seyit Gazi 64 yıl sonra seçim kazanılmıştı. Tabii ki ittifak vardı ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak görülmüştü. 64 yıl sonra seçimi almanın tabii ki bizde hem çok mutluluğu oldu hem baskıları oldu. Ama geldiğimizde tabii biz AK Parti yönetiminden almıştık. Belediyemizin bütçesine oranla yüksek bir borç durumu vardı. Ama tabii biz geldiğimizde baktık, planlamalar yaptık. Özellikle tasarruf tedbirleriyle mali disiplinle yöneterek 3 yıl gibi sürede bu borcumuzu bitirdik. Tabii ki bizim ilçemiz çok geniş. 51 mahalle, eski düzende köyümüz var. Alan çok geniş yüz ölçümü olarak. Afyon sınırı, Kütahya sınırı. Bir yandan tabii odun pazarına da bağlı hemen köylerimiz var yakınımızda. O yüzden 3 yıl, 3,5 yıl gibi sürede bunlarla uğraştık ama tabii arada pandeminin etkileri var. Sonrasında ülke, dünya gündeminde ekonomik kriz vardı, onunla uğraştık. Bir yandan tabii 12 ilimizi etkileyen depremin olması. Ardından biz hatırlarsınız Seyit Gazi ilçemizde 8 mahallemizde aynı anda bir sel baskınlarıyla evet. karşılaştık, uğraştık. Bunları yönetmek kolay olmadı. Ama şu an itibariyle mali disiplin içerisinde yine devam eden, ciddi olarak bütçesini yükseltmiş, hani borç durumu da olmayan bir belediyeyle karşı karşıyayız şu anda. Biz mutluyuz. Hani belediyenin bu hale gelmesi, itibarının olması, bizim rahat olmamız belki bu yüzden önemli. Ama tabii ki inşallah tekrar kazanırsak aynı disiplinle devam edeceğiz, onu düşünüyoruz. 2019'da verdiğiniz vaatlerin gerçekleşme oranı nedir bugün başkanım? Ne kadarını gerçekleştirebildiniz? 2019'da tabii biz özellikle turizm vaatlerimiz vardı. Turizm vaatlerimizin büyük bir kısmını özellikle Büyükşehir Belediye'mizle irtibatlı olarak yol ağını bayağı genişlettik. Özellikle hemen seçim ertesinde Cevizli, Bardakçı, Han Karaağaç, oradan Yazılıkaya'ya uzanan beton yollar. Ardından yine Örencik, Yazılıkaya arasında olan sıcak asfalt yollarımız. Firik Vadisi'ni bağlamaya önemli yollar. Ardından Santral Park tesislerimiz vardı, kiralıkta. Onları biz kendimiz belediye bünyemize aldık. Şu anda bir yıldır işletiyoruz. Yine turizm alanında çalışıyoruz. Ardından
Taşlık'ta çiftlik köy kurulumu oldu. Orada hem küçükbaş hayvan çiftliğimiz var, hem çilek bahçelerimiz, tabi aromatik bitkiler alanımız. Bunları turizm alanında kullanıyoruz şu anda. Tabii bu dediğim gibi hem ekonomik krizin hem borç yükünün hem pandeminin etkileriyle mesela özellikle soğuk hava depoları düşünmüştük. Hatta doğal soğuk hava depoları ile ilgili girişimleri yaptık ama Seyit Gazi'nin 1, 2 ve 3. derece arkeolojik sit alanları var. Ondan dolayı izin alamadık. Ama tabii ki fiziki ortamda bir soğuk hava deposu ihtiyacı oluştu bazı mahallelerimizde. Onu da önümüzdeki dönem projelerimizde değerlendiriyoruz. Özellikle tarım hayvancılıkla ilgili belediyenin elinde bulunan arazileri işliyoruz. Onları hem yem saman ihtiyacını hayvanlarımızın karşılıyoruz, hem tohum desteği veriyoruz çiftçilerimize. Hatta bir ay önce de yine küçükbaş hayvan çiftliğimizden 250 küçükbaş hayvanımızı 25 ailemize noter huzurunda kura ile dağıtımını yaptık. Hibe olarak verdik. Yani eğitim alanında özellikle Kırka, Seyit Gazi ve Doğançayır'da eğitim merkezleri açtık. Bunlar da vaatlerimizdendi. Şimdi sırada tabii halk kütüphaneleri var. Onları Kırka'da açtık, Şehitler Kütüphanesi'ni. Seyit Gazi ve Doğançayır için ilk etapta planlıyoruz. Ama ardından özellikle Firik Vadisi köylerimizde ev pansiyonculuğu uygulamamıza, kurslarımıza başladık. Pandemi çıktığında yasakların girmesiyle ona ara verdik. Ama başlattık projemizi. Onun dışında işte Eskişehir Meslek Edindirme kurslarıyla protokol imzalamıştık. Yine kurslarımız hem kadınlarımıza yönelik hem gençlerimize yönelik devam ediyor. Spor faaliyetleriyle ilgili de özellikle Seyit Gazi Spor, Seyit Gazi Belediye Spor ve Kırka Spor olmak üzere 3 kulübümüze de destek veriyoruz. Özellikle son dönemde Kırka'daki Atatürk Spor Kompleksinin yeniden yapılması, kulübün yeniden ayağa kalkması önemliydi. Seyit Gazi'ye yine 2 kulübümüz, Seyit Gazi Spor Kulübümüz, Süper Amatör'de biz de desteğimizi veriyoruz. Turizm, eğitim, öğretim, diğer sosyal faaliyetler, özellikle 200'e yakın kadınımızı Firik Vadisi gezilerimizi yaptırdık. Yine Santral Park'ta ve Taşlık Çiftlik Köyümüzde ağırladık. Onun dışında tabii 1 Eylül'ler bizim için çok önemliydi. İlk 2-3 yıl pandeminin etkisiyle biraz daha dar çerçevede yaptık ama özellikle 100. yılımızda Seyit Gazi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı 2022'de ve sonrasında 2023'te ulusal bazda sanatçılar getirerek 25-30 bin kişinin Seyit Gazi'ye gelmesini sağladık. Bu da bizim için güzeldi. Hatta şunu söyleyeyim, tabii vaatlerimizin çoğunu gerçekleştirmişiz baktığımızda ama elimizde olmayan bazı nedenlerle, özellikle ekonomik nedenler, bazen zaman yetersizliğiyle yarım kalan projelerimizi inşallah 1 Nisan'dan itibaren devam ettireceğiz. Evet, önümüzdeki seçimde yeniden adaysınız CHP'den başkanım. Evet. Yeni dönem için Seyit Gazi'ye vaat ettiğiniz şeyler nedir? Neler düşünüyorsunuz Seyit Gazi için? Şimdi üzerinde eğileceğiniz konular var mı? Ayşe Hanım şöyle, özellikle tabii bizim Seyit Gazi ilçemizde hem Firik Vadisi'nin olması, hem tarım hayvancılığının olması, hem de bor madenleri var biliyorsunuz. Dünyanın gözbebeği, ülkemizin katma değeri yüksek madenlerinden birisi. Özellikle Kırka mahallemizde çok sayıda personelimiz işletmede çalışıyor. Onların konaklamaları için Seyit Gazi ve Kırka'da bu konuda konut projeleri var. Zaten geçtiğimiz dönem içinde TOKİ ile birlikte yaptığımız çalışmalar, hem protokoller hem altyapı çalışmalarıyla 88 dairelik bir konut yapımı Seyit Gazi'de başlayacak. Onun kuralları da çekildi. Yer teslimi de yapıldı. Bütün imar çalışmaları yapıldı. Özellikle konut projelerimiz var. Seyit Gazi ve Kırka üzerinde öncelikle. Sonra tabii diğer mahallelerimizde. Ardından biz yaklaşık 200 kilometrelik yol ağımızı asfalt yollarla, tabii Büyükşehir Belediye Yol İşleri Daire Başkanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Genel Sekreterliğimiz öncülüğünde bunları yapıyoruz ve önümüzdeki dönem itibariyle yaklaşık 100 kilometre daha yolumuz var. Onların da asfaltlanması planlandı. Köylerimizde mesela su problemi olan 22 mahallemizde su problemi ortadan kaldırıldı. Gerek sondajlarla gerek kaptaj drenajlarla. Tabii su hayattır, yol medeniyettir, her zaman söylüyorum. Bunları destekliyoruz. Ardından yine turizm faaliyetleri, özellikle ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi. Seyit Gazi konuk evimiz var. Buradan da görebilirsiniz hemen aşağıda. Onu biz belediyemiz işletmesine aldık. Bütün resmi işlemleri tamamlandı. Orayı da halkın kullanımına açacağız konuk evi olarak. Orada genellikle kadınlarımıza istihdam sağlamayı planlıyoruz.
Yine Taşlık'ta bulunan çiftlik köyümüzü, bunu da Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na proje yazmıştık 2022 yılında. Kabul edildi. Onun da nihai raporlarını da teslim ettik. Uygulamada zaten şu anda. Orada daha geniş alanlar, kamp alanları oluşturuyoruz. Artı Santral Park mevkiinde, Santral Park'ın hemen yanında bulunan 20 bin metrekarelik alanı belediyemize kattık. 8 bin metrekaresini aldık, satın aldık. 12 bin metrekaresinde 10 yıllık kiralama yapmıştık geçen yıl. Orada hem kamp karavan alanı, hem çadır kamp alanı, hem açık hava düğün salonu yapılacak. Artı Seyit Gazi merkezimizde bizim eski düğün salonu olan yerin tadilat projelerinin hepsi bitti. Ama biz geçtiğimiz yıl koruma kuruluna yazılarımızı yazmıştık. Onların da cevapları geldi. Bir mahkemelik durumumuz vardı. Onu da çözdük. Tamamen bitti. Bu ay itibariyle orası zaten tadilat projesi hazırdı. Başlayacak tadilatı. Hayvan pazarımızın Seyit Gazi'ye yapılması için çalışma başlatıldı. Yer planlaması yapılmıştı, düzenlemesi yapıldı, altyapı çalışması. Önümüzdeki günlerde de işte çelik konstrüksiyon yapılarak oluşturulacak. Biz yine eğitim öğretim faaliyetlerine destek vereceğiz. Kütüphaneler açacağız. Yine kadınlarımız, gençlerimiz için sosyal faaliyetler, geziler, bunlar devam edecek. Konut projeleri olacak. Spor faaliyetleri daha farklı alanlarda, amatör branşlarda destekleyeceğiz belediye olarak. Tabii ki dinamikler önemli, beklentiler önemli, halkın talepleri önemli. Özellikle istihdamı artırmaya yönelik tedbirler, farklı farklı atölyeler, özel bunları yapmaya çalışıyoruz alanlarımıza göre. Ve özellikle Seyit Gazi merkezimizin ve Kırka merkezimizin küçük sanayi ihtiyacı var. Şu anda küçük sanayilerimiz var ama ihtiyaca karşılık vermiyor. Onlarla ilgili de bütün altyapı çalışmalarımızı yaptık. Tabii ki önümüzdeki dönemde onların ihale çalışmaları da yapılarak küçük sanayi sitelerinde ilçemize kazandırmış olacağız. Tabii hepsini üst üste koyduğumuzda projeler birbirini tetikliyor. Yeni istihdamlar ihtiyaç duyuluyor. Onları da biz zamanla oluşturacağız diye düşünüyorum. Peki ilçenin başkanı, siz belediye başkanı olarak bir şeyler yapmışsınız ilçede. Evet. Gayet de değerli çalışmalar. Peki devletten beklediğiniz destekler var mı burada? Şimdi şöyle bir durum var Ayşe Hanım. Tabii mesela Cumhuriyet Meydanı'ndan bahsetmedim. Seyit Gazi merkezde hemen buradan görürsünüz. Orası da bizim dönemimizde yenilenmişti. Şimdi devletten beklentimiz tabii ki bir takım hibeler var. Biz özellikle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na tabii ayağı yere basan projeler gerekir. Onu yazdık. Kabul edildi. Teşekkür ederiz kendilerine. Büyükşehir Belediye'mizde bizim ortağımız. Tabii bazı yerlerde eksiğimiz oluyor. Yani geri döndüğümüz olabiliyor. Ama biz bugüne kadar özellikle Seyit Gazi'ye doğalgazın gelişiyle ilgili belediyenin yaptığı, yapacağı çok iş vardı. Hem projelendirme çalışmaları, hem imar altyapısı, hem projenin nereye gideceği, nereden alınacağı şeklinde taahhütlerin hepsini biz belediye meclisi olarak verdik. Bu konuda tabii o dönemin milletvekili, AK Parti milletvekili bütün büyüklerimize teşekkür ediyorum ben sizin aracılığınızla. Tabii bu arada Büyükşehir Meclisi'ne de giden birçok konumuz oluyor. Onlar da aynı şekilde bize destek oldu. TOKİ gibi mesela Seyit Gazi'ye yine bizim dönemimizde altyapısı oluşturulup karar verilen bir durum var. O konuda da aynı şekilde ben TOKİ Daire Başkanlığı'na, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ediyorum sizlerin aracılığıyla. Bunlar önemli şeyler. Yani bazen şu var. Tabii talep edilmesi, gösterilmesi, imkanların olması önemli. Ama genelde biz kendi yağımızla kavrulduk birçok kere. Ama yine de İller Bankası'ndan kredi çekebildik. Çektik, durumumuzu anlattık bazı nedenlerle. Bunları kullandık. Yalnız tabii önümüzdeki dönem daha çok proje bazlı. İşte özellikle küçük sanayi siteleri, konut projeleri, bunların yapılmasıyla alakalı tekrar çalışmamız olacak. Talebimiz olacak. Bunların da değerlendirileceğini düşünüyorum. Yani biz şöyle diyeyim, olaya çok siyasi bakmıyoruz. Bütün herkese kapımız açık. Bütün vekillerle, bakanlarla görüşebiliyoruz. Bütün meclis üyeleriyle görüşebiliyoruz ki Seyit Gazi'nin gerçekten geleceğini ilgilendiren birçok konuda oy birliğiyle kararlar alındı. Burada da ben bütün 5 yıllık dönemde bizle beraber görev alan meclis üyelerine teşekkür ederim. Çalışma arkadaşlarımız sonuçta. Onlar da bizi desteklediler. Zaman zaman eksikler olabilir, tartışmalar olabilir. Bu içeride kalmıştır, bitmiştir. Önemli olan bundan sonraki süreçte ne yapılacağı. Ama biz tabii her yerden, her kurumdan,
Bu bakanlıklar düzeyinde olabilir, genel müdürlükler düzeyinde olabilir, belediyeler düzeyinde olabilir. Her konuda destek bekliyoruz zaten. Hem gidip talep ediyoruz hem istiyoruz. Bu konuda da ben tabii bize bütün destek veren bütün kuruluşlara teşekkür ederim. Başkanım, evet. Son sorumu sorayım. Buyurun. Sonra yayını bitireceğiz. 2019 seçimlerini %52 ile aldınız başkanım, evet, oy oranı, evet, olarak. Bu seçim için bir hedefiniz, bir iddianız var mı? %52'nin altına düşmeyeceğimizi düşünüyorum. Şöyle, tabii halkın teveccühü önemli. Zorlamayla olmuyor. Bu seçim sonuçta sandıktan çıkıyor. Ama biz elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. 5 yıllık süreçte hemşerilerimizin bizim çektiğimizi düşündüğünü, gördüğünü düşünüyorum ben. Kimseye kötü niyetle bakmadık. Kimsenin işiyle aşıyla oynamayalım dedik. Bu şekilde çalıştık. Ama tabii arada eksikler olabilir. Sonuçta büyük bir alan. Şu anda yaklaşık 180 personelimiz var. Onların tabii emekli olanları var, yeni başlayanları var. Bu arada EYT çıktı. EYT'den dolayı kaynaklanan tazminat hakları oluştu. Onlara ödemeleri yapıldı. Yani biz mesela hiçbir şekilde maaşlarını bir gün geciktirmedik. Hemşerilerimizin mesela talepleri olduğunda sen bizden değilsin, senin işin sonra olacak da demedik. Herkese eşit davrandık. Öyle düşünüyorum. Öyle davrandık diye biliyorum. O yüzden halkımızın teveccühü önemli. Ben tabii ki sizlerin aracılığıyla bütün hemşerilerimize, tabii Türkiye çapında bu seçimlerin hem Eskişehir'imize hem ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii ki bugüne kadar bize Büyükşehir'in çok desteği oldu. Büyükşehir Belediye'mizin. Hocamız 25 yıl görev yaptı. Eskişehir'e çok katkıları oldu. Tabii öncesinde rektörlüğü döneminde yaptıkları var. Bu dönemde de bize çok destek oldular. Özellikle Ayşe Hanım'ın genel sekreter olduğu zaman da aynı şekilde. Ben sizlerin aracılığıyla, belki son sorunuzda ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e, tabii bugün adayımız oldu Ayşe Önlüce, kendisi yakınımızdır Ayşe Önlüce'ye, bütün genel sekreter yardımcılarımıza, daire başkanlarımıza, çalışanlarına ve bizim belediye meclis üyelerimize, çalışanlarımıza, müdürlerimize, hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla seçimleri atlatırız. Kazasız belasız bir seçim dönemi olmasını diliyorum. Size teşekkür, evet, ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başka bir yayında buluşmak dileğiyle. Evet, teşekkürler.